kanala yeniden hoş geldiniz. Burası öyle hızlı, evet doğru kelime hız. Burası öyle hızlı bir yer ki gerçekten kazanmak için gözünüzün sürekli burada olması gerek. Burada ne kadar fazla vakit harcarsan kazanma olasılığın o kadar yüksek. Ama temel atma gibi en baştan sağlam inşa etmemiz gerekiyor. En başta makroekonomi ve gerekirse jeopolitik. Kripto piyasası, blockchain ve altcoin'ler. Bugün hepsinden konuşacağız. Çok önemli gelişmeler var. Videoya geçmeden önce bir kere gördünüz bitti sanmayın. Karşınızda. Odaklan. Moi sizlere Moi'lerin kardeşliğini, ne kadar istikrarlı olduklarını. 1500 yıldır buradalar. Duygusal olarak çelik gibi olduklarını hatırlatıyor ve videoya geçiyoruz. Şimdi hatırlıyorsunuz aylardır benim büyük bir iddiam vardı. Çin'in krize gireceği ile ilgili. Jeopolitik analiz, makroekonomik analiz yapmıştık. Ee, İçerde talep yok. Çünkü yaşlılar da ekonomiye dair güven yok, çok fazla harcama yapmıyorlar zaten. Yapmışlar, emekli olmuşlar. Şu anda resesyonun geleceğini düşündükleri için e, evleri, arabaları, telefonları, televizyonları olduğu için çok harcama yapmıyorlar. İçeride yaşlılardan talep olmadığını, gençlerin genç yok, Çin'in demografisi tersine dönmeye başladı. E, dışarıdan para gelebilir, dışarıdan talep gelebilir. O da jeopolitikten dolayı olmuyor. Bu yüzden Çin hisselerini shortlayıp devasa kazanmıştık. Şimdi Çin'in e sermayeye ihtiyacı var ve habere bakın Hong Kong Çin'e bağlı özel bir yer. Buradan spot ETF gelme haberi var. Akıllı olanı yapıyorlar. Dünyada sürekli milyarlar sağa sola uçuyor. Her yerde para var. Aslında ülkelerin bu sermayeyi kendilerine çekmeleri için yapmaları gereken inanılmaz efor, olağanüstü şeyler yok. Sadece güven vermeleri, çok fazla vergi almamaları, sermaye düşmanı, girişimci düşmanı, blockchain, kripto düşmanı olmamaları yeterli. Dediğim gibi akıllı olanı yapıyorlar. Tek yapmaları gereken cazip hale gelmek düşük vergilerle insanlara özgürlük bırakarak Hong Kong sayesinde bunu yapıyorlar. Bakın ABD spot ETF çıkarıyorsa Çin'de çıkarıyor. Hodri meydan Bitcoin için rekabet var. E ne yapsınlar? Sadece kalmış çıkarılacak 1.5 milyondan az bitcoin ve bunu çıkarmak gittikçe zorlaşacak. Gittikçe zorlaşmanın yanı sıra spotta da ucuzda almak zorlaşacak. Çünkü gelelim borsalardan bitcoinler çekiliyor. İnsanlar bakın bu azalma nereye gidiyor? Bitcoinler yok olmuyor. İnsanlar bunları kendi cüzdanlarını çekiyorlar. Bu da demek oluyor ki spotta bitcoin almak zorlaşacak. Gittikçe daha fazla insan merkez bankalarına, hükümetlere ellerini paramın üzerinden çek diyorlar. Artık vergileri kendi hatalarımızla veya yolsuzlukla hiç edip Para basıp bizi fakirleştirme devri bitti diyorlar. Böyle düşünen Amerikalılar ne diyor? Artık bizim paramızı alıp 3. Dünya ülkelerini bombalayıp bebekleri öldürme devri bitti. İzleyin Bitcoin tohumları aslında ne kadar eski, ne kadar eskiden beri ekiliyor. Kendiniz Von Hayek'i dinleyin. I don't believe so that we should ever have a good money again. Before we take the thing out of the hands of government, we can't take them violently out of the hands of the government. All we can do is, by some sly roundabout way, <laughs> introduce something they can't stop. Ben her kripto yatırımcısının portföyünde mutlaka Bitcoin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Bitcoin'de aylardır dediğim gibi 16 bin, 17 bin, 18 bin'de de aynı şeyi söylüyordum. Çünkü benim için Bitcoin ve kriptolar formasyonlardan, çizgilerden daha öte. Dediğim gibi 20 bin altında da aynı şeyi söylüyordum. Kolay 3-4x var. Şimdi 35 binde yine aynı şeyi söylüyorum. Kolay 3-4x var. Şimdi Ethereum falan da bir tarafta çok iyi şirket. Deli gibi inşa ediyorlar harika yazılımlar yazıyorlar. Dünyanın eski en iyi şirketlerinde çalışanlar Amazon, Google, IBM diğerleri blockchain'e kriptolara geliyorlar. Dediğim gibi Ethereum'da ve bazı altcoin'lerde harika işler çıkarıyorlar. Ama bunlar günü sonunda birer şirket. Bildiğiniz şirketler yani yeni yazılımcılar gelip çok daha iyisini inşa edip rekabette diğerlerini geride bırakabilir. Ama diğer tarafta Bitcoin bambaşka bir şey. Onların ekipleri var, çalışanları var, ofisleri var, şirketler. Ama Bitcoin web sitesi yok, kurucusu yok. Tokenları önceden bilirine verme, VC'lere verme, kapalı fiyattan verme yok. Yapısı tamamen farklı. Bitcoin bambaşka bir şey. O yüzden herkesin sepetinde Bitcoin olmalı diye düşünüyorum. Mesela Ethereum şirket, iyi bir şirket. Bu yüzden geçen boğa'da olan katman bilirin %90'ı şu an yok. Sadece bildiğiniz birkaç tane popüler olanlar var. Quant Fury'ye gelelim. Cardano'ya Quant Fury üzerinden bir önceki videoda göstermiştim. Size long açacağım demiştim. %10'dan fazla yükseldi. Pozisyonu karla kapattım. Şimdi tekrar izliyorum. Siz bu videoyu izlerken bile muhtemelen hala karda olmanız gerekiyor. Eğer benimle aynı anda hareket ettiyseniz Cardano'yu dediğim gibi izliyorum. Hemen yukarı buraya hisseler, emtialar aratabilirsiniz. O zaman şöyle yapalım linke gelelim. Bakın son birkaç ayda 3 tane özellik eklediler. Ve bu özellik olmayan sorunu çözmek için çıkmış özellikler değil. CCIP, Functions ki bununla aslında bir nevi Web 3'ün AWS, Amazon Web Hizmetlerinin veya Google Cloud'un yapmaya çalıştığı şeyi yapıyor. Daha doğrusu daha çok yeni yapmaya çalışıyor. Üçüncü büyük gelişim Data Streams var. Zincir üzerinde onaylayabileceğin zincir dışı verileri sağlıyor projelere. Her coin ATS'ini geçecek mi? Sizi mutlu mu etmemi istiyorsunuz? Gerçekleri söylememi mi? Gerçekleri duymak istemeniz gerekiyor. Her koyun AT'sini geçemeyecek. O Twitter'da gördüğünüz şeyler çocuk işleri. Hepsi AT'lerini geçemeyecek çünkü arzları hem çok daha fazla sürekli enflasyondan dolayı arzı artırdılar. Hem de rekabet çok fazla. Eskisi gibi değil. Link geçebilir mi? Bu şekilde giderse zor olmaz bile. Şuraya dönelim. Coin market cap'e gelelim. Aslında para kazanmak ne kadar basit. Kolay demiyorum kolay ve basit farklı şeyler. Mesela kas yapmak basit. Haftada birkaç gün salona git. Roket bilimi değil. Ağırlığı kaldır, indir. Kaldır, indir. Belli bir süre sonra daha kaslısın. Kolay mı bu? Değil. Ama basit. Metaverse coinleri belki günlerini, haftalarını vereceksin. Para kazanmak için buna değer. Hangisinin token ekonomisi iyi, ekibi iyi, token'ın kullanımı var, oyun içerisinde böylelikle talep gelsin. Oyun da güzel olsun ki insanlar oynasın. Saadet zinciri olmasın, sadece para için burada olup para olmadığı zaman gitmesinler. Buna örnek X-Infinity. Size bu söylediğim kriterlerle ilgili tek bir coin söylemiştim. Alt sıralardan tek bir coin. Hangisiydi bu? Şimdi gelin. Illuvium grafiğine gidelim. Söylediğim yer burası. O altcoin videosu da çok izlendi. Render'ın baktığım zaman buradaki kripto paralara bir rakibi yok. En iyi kimse rakip olamaz da demiyorum. Şu açıdan diyorum benim gördüğüm dikkatimi çeken grafik işleme gücünün dağıtılmasını sağlayan başka bir kripto para projesi yok. Immutable fena değil. Bunlar dışında ilk 50'den biliyorsunuz çok üstünde durduğum favori bir coinim yok. Ama aşağılara daha potansiyel yerlere geldikçe burada Illuvium var. Dinleyen kişiler büyük kazandılar. Şimdi Metaverse burası büyük olacak ama burası ile ilgili acele esmemeliyiz. Render E proje dediğim gibi o da son söylediğimden beri yükseldi. Örneğin X Infinity'ye. Tek oynanma sebebi para kazanmak. İnsanların keyif alması değil. Bir değer yaratımı yok. Gelen para nereden geliyor diye sorduğunuz zaman gelen para oyunun harika olmasından hikayesinden vesaire vesaire değil. Gelen para sadece yeni gelenlerden sağlanıyor. Yeni gelenler kesildiği zaman ki bu da ayı piyasasında oluyor. Sistem Tepe haklı oluyor. Fiyasına bakın. Bu coin %97-98 düşmeden önce de x Infinity hakkında aynılarını söylüyordum. Yükselebilir ama benim tercihim değil. Çünkü oyuna yeni katılan olmadığı sürece sistem çok hızlı çöküyor. Bitcoin hakkında zaten umutluyum. DeFi ve türevler sepetim zaten duruyor. Ethereum'da aklımdaki o yüksek hedefi paylaşmayacağım. Ama yine ilk hedefimizi söyleyeceğim. 10.000 dolar şu an kolay gözüküyor. Daha böyle sektör bazlı bakın. Eğer The Graph gibi Render gibi Chainlink gibi bulunduğu sektörde ismini söyleyebileceği tek proje tekel değilse. Mesela Oracle dediğimde Chainlink, türevler dediğimde kimi Synthetix, kimi Uma, kimi Injective, kimi GMX. Bu yüzden bu sektörlerin ileride büyük olacağını biliyoruz. DeFi, türevler, daha sonra da sağlık ve metaverse. M metaverse büyük olacak. O zaman bu şekilde ileride büyüyeceğini bildiğimiz gelecekte onlarca X yapacağını bildiğimiz sektörlerden birkaç coin'lik en iyi projelerden oluşan sepetler yaptığımız zaman rekabet riskini de elemiş oluruz. Sizden bir şey istiyorum. Bu söylediğim kanalın her takipçisi için geçerli. Kanal agresif büyüyor. Tıpkı kriptolar gibi. Bu yüzden buraya yeni gelen insan sayısı çok fazla oluyor. Veya yeni gelmeyen ama henüz anlamayan böyle insanlara sen aptalsın, sen gelme, sen merkez bankalarına söz işlenmeye devam et, özgürlüğünü vermeye devam et, tamam kardeş sen yapma. Bunlar yerine daha yapıcı ve eğitici olun. Emin olun yapıcılık çok daha iyi ikna etme yöntemidir Yani biri bitcoin nedir ben anlamadım diyor veya anlamadığı için bitcoin vurgun balon. Her düştüğünde bunlar üç döngüdür vardı her ay piyasasında bitcoin balon bir daha çıkmaz vesaire diyor. Bunlar belki de sizin de geçmişte sorduğunuz sorular, sorguladığınız şeyler. O yüzden insanlar anlatın. Bak, paranın özellikleri bu. Para bu şekilde çalışıyor. Bankalar ve merkez bankası şu şekilde çalışıyor. İtibari para sistemi şöyle bir şey. Bitcoin şuna karşı olarak çıktı. Aslında bak, paranın birçok özelliğini karşılıyor. Hem de fiyat para birimlerinden daha fazla. Tüm bunların yanı sıra özgürlüğün, merkeziyetizliğin. Permissionless yani kimseden izin almamanın, trustless yani başka insanlara güvenmemenin, koda güvenmenin yanı sıra mühendisliği de iyi bir şekilde tasarlanmış, kıt bir şekilde tasarlanmış yani iyi bir değer koruma aracı. İnsanlar anlatın. Hepinizde inanılmaz bir silah var. O da sesleriniz. Her birinizin sesi var. Lütfen aşağılamayın, dışlamayın. Bilmiyorlarsa anlatmaya çalışın. Yapıcı olun. Öğretmeye çalışın düşman değil birer öğretmen olun. Belki onlar da sizin birkaç yıl önce sorduğunuz soruları soruyor olabilirler. Ben de ilk başta Bitcoin ve kriptoları duyduğumda size dönüm noktamdan belki bir gün bahsederim. Ama o zaman onlar da benim için kumar aracıydı. Haftalarımı, aylarımı verdim. Bir sürü insanla tanıştım. Benim için bambaşka bir şey oldu. Okudum ve anladım. Öğretmenin yolu kavga etmek değil. Sevgi ve yapıcı olmak. Kibirli de olabilir. İnanmadığı için hem kazanmıyor, fakir kalmış olabilir. Her gün yeni bir negatif insan doğuyor. Biliyorum. Bunlar bitmez ama öğretebilirsiniz. Lütfen pozitif olun. Ben de görüyorum. Mesela bir yazıyor. Ki anlıyorsun. Bilmiyor ama kibirli. Bir yerde gördüm kuantum bilgisayarlar bu bitcoin'i falan öldürecekmiş. Diyebilir kibirli bir şekilde. Çünkü derin bilgisi yok. O zaman hayır kardeşim bak kuantuma dayalı şifreleme var. Bu endişelenecek son şeylerden biri. Böyle bir risk yok. IBM falan bunları çoktan geliştirdiler. Bunlar şimdinin ürünü hali hazırda var diye anlatabilirsin. Topluluk halinde güçlüyüz. Maoiler topluluk halinde 1500 yıldır burada kaldılar. Blockchain'leri güçlü kılan topluluklarıdır. Çünkü blockchain merkez bankalarına belli bir güce değil insanlara bağlı. Burada fırsatlar da büyük hatta dünyada şu an buradan daha fazla asimetrik risk barındıran yukarıda getirinin ne olabileceğini kimsenin tahmin etmediği başka bir yer yok. Yukarıda bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Harika şeyler var. Bitcoin, Ethereum, DeFi türevler, sağlık. Evet sağlıktan da bahsedeceğim. Bahsedeceğimiz çok şey var. Bunları kaçırmamak için abone olup zil butonuna tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarım aşağıda. Her gün yeni bir negatif insan doğduğunu biliyorum. Çok olduklarını da biliyorum ama siz pozitif olun. Onlara öğretin, yapıcı olun. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Kendinize yatırım yapın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.